Orada polis ekibine Şeyda Yılmaz'la Kürşat Akküs'e yanlış hatırlamıyorsam iki polis memuruna denk geliyor ve orada onu alıyorlar, almaya çalışıyorlar ve bu elim vaka meydana geliyor. Ne oluyor biliyor musunuz sonra? Sonrasında olan şeyi söyleyeyim. Bu olay olduktan sonra Adli Kontrol Merkezi'ne yazı yazılıyor. Yunus Emre geçti. Doğru söylüyorum değil mi arkadaşlar? Yunus Emre geçti. Hiçbir şekilde karakola uğrayıp imza atmamıştır diye. Bunların hepsinin kaydı var. Resmi tutanaklardan söylediğimiz bir şey. Yani aslında bu olay sizin de biraz önce bahsettiğiniz şekilde arka arkaya böyle bir kar topu gibi büyüyüp çığa dönüşmüş. Ve burada bir polisin şehit edilmesiyle sonuçlanmış. Bu bilgiler ışığında hocam sözü size vermek istiyorum. Belki biraz uzun tuttum ama kusura bakmayın. Yeni bilgilerdi. O yüzden ilk kez Habertürk ekranında anlattım. Bu olay nasıl olmuş? Buyurun sizin değerlendirmenizi alalım. Teşekkür ederim. Öncelikle ben de Emniyet Teşkilatı'na, kızımız Şeyma'nın ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bir dahasına görmeyelim diye demek istiyorum. Ama görmeyeceğimizden de emin olamıyorum. Şimdi anlattığınız şey de adli kontrol şartının yerine gelmediğini bir yazıyla bildirmek gibi bir durum olmuş. Ben de sizden de öğreniyorum. Bu adliye ile şey arasında, adli kontrol teşkilatı arasında elektronik bir sistem nasıl kurulamaz? Dünyanın en ileri sistemlerinden birisi olduğuyla övündüğümüz UYAP'ta nasıl böyle bir eklenti yapılmamış olabilir? Bunu bir yapısal bir mesele olarak öncelikle ortaya koymak isterim. İkinci olarak ortaya koymak istediğim şey, ben katilin ruh durumunu bilmiyorum. Ama söylediğiniz şeyler, medyadan okuduğum bilgiler, bu katilin ya hapishanede, ya hastanede ya da ıslah evinde olmasını gerektiriyor. Gerektiğini söylüyor, evet. Yani bizim yargı sistemimiz nasıl oluyor da böyle birisini dışarıda aramıza salabiliyor, bunu anlamış değilim. Evet. Ramazan kardeşim biraz önce söyledi, yargıda bir yavaşlık meselesi var diye. Bunu biraz istatistiklerle değerlendirmek istiyorum. Türkiye'de law and order, yani kanun ve nizam konusunda Türkiye'nin uluslararası istatistiklerdeki yeri 100 üzerinden 70 puan falan alıyor. Dünyadaki en ileri ülkelerden birisi. Fakat yargının etkinliği konusunda aldığımız istatistik puanları ise %20'ler civarında. Dolayısıyla adaleti biz emniyet güçleriyle sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Oysa yargı, Sami Selçuk hocamızın sözleriyle yargılama işlevi bir toplumda en hassas olan işlev. Yargının önüne gelen olayları, 26 tane olaydan bahsettiniz, 5'i takipsizlikle sonuçlanmış. Bu, toplam 19 suç var, evet, kayıt var. Yani mahkum oldukları var, soruşturma açılmamış olanlar var. Evet. Bunların hepsiyle ilgili olarak yargılama faaliyeti şu olması lazım. Herhangi bir konuda ilk yargılamada bu katilin kim olduğunu, ne olduğunu, toplum için hangi tehlikeler içerdiğini, onun için ne tedbirler alınması gerektiğini, işlediği suçun hangi şartlarda işlendiğini en ince detayına kadar o yargılama faaliyetinde bizim ortaya çıkartmış olmamız gerekiyor. Çıktığını düşünmüyorum. Ama şöyle düşünülüyor. Ben yine Amerika'ya sözü bir müddet bırakmak istiyorum bu bilgiler ışığında. Lütfen sözünüzü unutmayın. Ben siz Amerika'ya söz vermeden Amerika'daki arkadaşın tweetlerini gördüm. Türkiye'ye yaptığı katkı için de kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Yani bir içtihat oluşması gerekiyor memurun görevini yapma konusunda. Mesela tabancasını alan bir insana karşı Erdal Bey demiş ki bacağına ateş etmesi kabul ediliyor diye. Evet. Burada tehlikenin ne olduğu ve onu nasıl bertaraf edilebileceği konusunda bizde bir içtihat olması gerekiyor. Yargı içtihadı olması gerekiyor. Tam da onu soracağım. Bunlar olmadığı için şöyle oluyor. Bu neden yargı içtihadı yeteri kadar yok? Çünkü kamu görevlilerin, memurların görevleri sırasındaki ihmalleri, ihlalleri, hataları konusunda biz yargıya yetki vermiyoruz, idari amirlerinin değerlendirmesine bırakıyoruz. Oysa bunların hepsinin istisnasız yargının önüne gidip yargının her olayda yaptığı içtihatlarla o polis memurunun
silah çekildiği anda o müdahaleyi önleyebilecek bir ortamı oluşturmamız lazım. Gerekiyor. Sonrasında devam edelim. Ben hemen Erdal Bey'e sormak istiyorum. Biraz önceki grafiği de tekrar alalım arkadaşlar. Çünkü o da önemli. Karakoldan nasıl kaçtığını anlattığımız bir grafik. Motosiklet hırsızlığından alınıyor. Çalmaktan gözaltına alınıyor. Ertesi gün adliyeye sevk edilecek. Annesi karakola yemek getiriyor. Avlu duvarından firar ediyor. Ve polis çevrede alarma geçiyor. Şeyda Yılmaz ve Kürşat isimli polis arasında arbede çıkıyor. Polisin silahını alıp seri biçimde ateş ettiğini görüyoruz. Erdal Bey'e sormak istiyorum. Siz de söylediniz, bir standart oluşmuyor bizde. Neden oluşmuyor ya da bu standardın sizin durduğunuz yerden nasıl oluşturulabileceği konusundaki fikrinizi merak ediyorum. Şimdi bu konuda söylenecek o kadar çok şey var ki zamanımız yok diyebilirim. Tabii emniyet teşkilatının bazı eğitimlere ihtiyaçları var. Zaten eğitim hiçbir zaman bitmez. İstediğin kadar iyi ol, eğitim olayı bitmez. Burada benim gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de polis memurları eğitimi bir yana koy. Eğitim her zaman gereklidir. Biraz eğitime de ihtiyaçları var. Bu iyi bir şeydir. Aynı zamanda çok çekingenlik var. Ve bana yazan bir sürü polis arkadaşlar oluyor. Bir standart yok çünkü polisler işlerini yapmakta zorlanıyorlar bu tür müdahalelerde. İşte savcı beni tutuklayacak. Ben kişiyi vurursam, şunu yaparsam hapse gireceğim, işimi kaybedeceğim, şu olacak, bu olacak. Böyle bir korku var. Benim düşüncem ve her zaman bunu söylemişimdir. Bir, polis önündeki olaya bakmalı. Olay sana ne tür bir tehlike, sana ya da etrafındaki kişilere ne tür bir tehlike yaratıyor? O olay anında o tehlikeyi durdurmak için bir karar veriyorsun ve o tehlikeyi durduruyorsun. Bu genel bir standart olmalı. Bunu nasıl teraziye koyuyorsun? Bir olay var, örnek veriyorum. Buradaki olay mesela. Bir kişi polisin silahını kılıfından çıkartmaya çalışıyor. Yani bu kadar siyah beyaz olay olamaz bence. Bir iki savcı arkadaş da yazdı bana. Maalesef düşünceleri belki bir şey yapmayacak. Ben o belki'yi umursamıyorum. O belki bir şey yapmayacak muhabbetini. Benim şahsen bir zanlı bana saldırmışsa iki niyeti vardır. Bir iyi niyeti vardır, bana bir şey yapmayacak. Bir kötü niyeti vardır, bana kötü bir şey yapacak. Ben o anda her zaman o zanlının ya da şahsın kötü niyetini ele alarak o bana verdiği bir müdahale artık neyse ona göre müdahalemi yapıp en kısa sürede o zanlıyı ya da o tehlikeyi etkisiz hale getirip kendimi ya da etrafımdaki kişileri kurtarırım. Müdahale bu olmalı. Teraziye koyduğunuz zaman bu şekilde düşünmelisiniz. Yani orada niyet sorgulama sadece kötü niyet kısmıyla var. Yani kötü niyet büyük yüksek ihtimaldir ve iyi niyet olma ihtimali azdır diyorsunuz. Hayır, bu ihtimaller azdır, yoktur, çoktur. Bunu hiç düşünmeyin. Zaten burada işte sorun yaşıyor birçok insan. Evet. Eğer ben şu anda sadece size soruyorum. Sizin silahınız var, siz bir polissiniz. Ben direkt üstünüze atlıyorum, kavga ediyoruz. Ben sizin silahınızı çekmeye çalışıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani şu mesafeden gelip bana saldırmanız, kılıfındayken silahı çekmem, sizin bana saldırmanız herhalde 2-3 saniyedir. Türkiye'deyseniz zaten, başka türlü davranırsınız tabii, doğal olarak. Tabii, şimdi ben şurada şunu aydınlatmak istiyorum. Eğer siz bir polissiniz, ben sizin üzerinize atlamışım. Ve sizle boğuşuyorum, silahınızı zorlu şekilde kılıfından çıkartmaya çalışıyorum. Sizce, yani ben adil olarak düşünüyorum burada, ortalama bütün herkese soralım. Hocalarımıza soralım, herkese soralım, normal bir objektif polislere soralım. Sizce ben ne yapmaya çalışıyorum? Beni öldürmeye çalışıyorsunuz büyük ihtimalle. Siz ne diyorsunuz hocam, öyle mi? Aslında bu işin başka bir cephesi var. Bu konuşmalardan şunu da çıkartmamak lazım. Türkiye'de bu konuda mevzuatın yetersiz olduğu gibi iddiada bulunamayız. Ona geleceğiz hocam. O kısma geleceğiz, o yüzden, ama somut olaydaki durumdan kaynaklı. Aslında Türkiye'deki mevcut mevzuat da buna aslında yeterli. Yani orada emniyet görevlimiz bu olayı gördükten sonra bir değerlendirme yapıp gerekli müdahale yapabilirdi aslında. Burada problem nedir? Problem aslında belki geriye dönüp bizim yapmamız gereken işlem şu. Bu polis memuru kardeşimiz muhtemelen yeterince eğitim almamış olabilir. Çünkü polise siz bir silah veriyorsanız bir silahın nasıl kullanılacağını, ne zaman kullanılacağını emniyetin kendi içerisindeki mevzuatta gayet yerinde yeterli düzenlemeler var. Ama eğer bunu gerektiği kadar eğitim vermemişsiniz, bir polis memuruna yeterince tecrübe katmamışsanız, o zaman buradaki kardeşlerimizin yaptığı işlem aslında burada, biraz önce söylemiş olduğu gibi arkadaşımızın, çıkarıp siyahla onu etkisiz hale getirmesi lazım. Bizim mevzuatımızda buna engel bir durum söz konusu değil. Evet, dün de Ankara'da aslında benzer bir örneği yaşandı ama Erdal Bey, kaldığınız yerden lütfen devam edin.
Tabii güzel bir nokta. Ben bir de şu beklenti var Türkiye'de. Gerçekten bu şimdi eğitimsiz derken burada herhangi bir saldırı yapmıyorum. Hepimizin ben her zaman kendimi eğitmeye çalışıyorum hala bile. Bilmediğim bildiğimden çok çok daha fazladır. Kişinin bir şu hal var yani silahı çıkartsın bana doğrultsun ondan sonra müdahale ederim. Evet. O zaman çok geç. Bir insanın stresli bir ortamda bilimsel olarak düşündüğümüz zaman, psikolojik olarak düşündüğümüz zaman reaksiyon saniyemiz şu anda hepimizin 0.1 ile 0.2 ya da 0.3 saniye arasıdır. Saniye. Ama stresli durumda 0.3 ile 0.5 yani yarım saniyeye kadar çıkıyor. Parmaklarımızı kullanamaz hale geliyoruz. Kalp atışlarımız 70-180'lere kadar çıkıyor dakikada. Tunnel vision dediğimiz görünüş şeyimiz daralıyor. Kulaklarımız duymamaya başlıyor. İnanılmaz adrenalin yüksek olduğu için bizim zaten isabet oranımız düşüyor. Karar verme olayımız inanılmaz yavaşlıyor. Bu şeyleri savcılar, hakimler oturduğu zaman masalarına düşünmeleri gerekiyor. O adam silahını zaten kılıktan çıkarttığı zaman polis için çok geç. Ben herkese bunu en az 3 yıldır gösteriyorum. Türkiye'ye defalarca getirdim hatta gösterdim. Size söylemek istiyorum, izleyicilere söylemek istiyorum. Evet. Şu anda siz hayal edin, bana bir silah doğrultmuşsunuz ve siz polissiniz. Parmağınız tetikte ve benim elimde bir silah var tamamıyla yanımda şu şekilde. Hiçbir şekilde size doğrultmamış ama siz polis olarak bana silahınızı doğrultmuşsunuz. İnanın bana ve bunu her zaman da kanıtladım defalarca videolarda. Siz de kendiniz test edebilirsiniz. Ben şu silahımı kaldırıp sizi en az bir defa, ortalama 2 defa vuruyorum. Sizin beyniniz onu proses edip parmağınız tetiğe basana kadar. Yani o kararı yani, verene kadar polis açısından aynen. Geçen süre daha uzun. Aynen. Yani siz bana reaksiyon vereceksiniz. Benim evet. Hareketlerime. Ben silahım yanımdadır. Siz silahınızı bana doğrultmuşsunuz. Normalde bizim Türkiye'de düşünce var böyle. Adam hareket ederse vuracağım onu diyorsunuz. Halbuki hayır. Ben hareket edersen ben seni vuracağım sen beni vurmadan önce. Bunu defalarca kanıtladım. O yüzden o silahın o kılıftan çıkmasını bekleme. Adam evet. Hareket etmiş. Çıkartmaya çalışıyor. Orada en hızlı ve en etkili bir şekilde bir müdahale yapmalısın. Ve o da bacak değildir. Bunu da unutmayın. Evet, kademeli orantılı değildir diyorsunuz. Evet, bir virgül koyalım. Mehmet Bey'le devam edelim. Istiyorum. Çok önemli bir noktaya temas etti. Evet, evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Ramazan dedi ki... Yani Türkiye'deki mevzuat Amerika'daki mevzuattan farklı çok değil. Farklı, evet, Erdal çok Bey de çok güzel anlattı. Çok hızlı şey almak gerekiyor. Çok özür dilerim. Bunu mukayese etmek açısından değil ama pratik fiili müdahale açısından evet. Değerlendirmek için soruyoruz. Yoksa farklı hukuklar. Şimdi şöyle bir şey hayal edelim istiyorum. O kızımızın katledildiği yerde filmi geriye alalım. Erdal Bey'in ve Ramazan'ın söylediği şekilde tabancasına saldırdığında diğer polisin çekip vurduğunu ve bertaraf ettiğini düşünelim. Acaba bugün neyi konuşuyor olurduk biliyor musunuz? Tamam. Polis genç bir çocuğu vurdu diye konuşurduk. Ve şöyle yapardık. Mahkum ederdik sosyal medya mahkemelerinde. Böyle düşünenler şimdi, de olurdu, farklı düşünenler de olurdu tabii evet. Yani daha önce gördük değil mi? Trafik tabii. Kontrolünde kaçarken arkadan vuruldu falan gibi şeylerini duyduk. Şimdi bizim... Bu konularda, bu yaşadığımız olayda olsun, başka olaylarda olsun, öyle bir yargılama yapmamız lazım ki, gerçekleri öyle bir ortaya çıkarmamız lazım ki, kamuoyunda şu güveni oluşturmamız lazım. Yani bizim polisimiz kurallara uygun olarak kendisini de koruyacak şekilde hareket eder, asayişi sağlar, kamu güvenliğini sağlar, suçluları da yargı önüne çıkarır. Diye bir güven oluşmamız lazım. Şimdi biz o güveni bulmadığımız için şeyle ilgili polisin yaptığı müdahalenin şekline ilişkin olarak, oradaki duruma ilişkin olarak yargılama yapıyoruz. Bu bizim mahkemelerdeki yargılamalarımızın uzun sürmesinin neden olduğu bir durum. Yani ben burada şöyle, müdahale edin lütfen. Burada sorun değil ama bir şey söyleyeyim. Burada şu olması lazım. Yani bu olay artık her deli önümüzde. Bununla ilgili yargılamayı en kısa zamanda yapıp bütün hataları, ihmalleri, doğruları, yanlışları ortaya koyup buradan toplumsal bir ders çıkarmamız lazım. Evet. Bundan sonrası için de o elindeki silah var ya kızımız. Evet. Onunla müdahale etmeye çalışıyor, düşünüyor bu arada. Onun kafasında ben bununla karşılaşırım endişelerini yok etmemiz lazım. Orada çok seri atış yapıyor. Tabii orada bir sinme hali de var. Yani o çok başka bir
belki tartışmanın yani konusu ama ben şunu şöyle demek istiyorum. Şöyle bir şey şunu var. Ben istiyorum. Özellikle şunu demek istiyorum. Buyurun. Arkadaşının tabancasını o katil alırken evet. diğer polis müdahale edebilirdi. Çok hızlı hareket edip müdahale edebilirdi. Ama müdahale edemez. Çünkü Erdal Bey anlattı, kafasında bir sürü şeyler geçiriyor. Geçenlerin içerisinde tabii. birincisi sosyal medya mahkemeleri, ikincisi böyle bir şey yaptığında kendisine nasıl baskı bir suçlama... Baskı altında görev yapıyor ki, zaten polisler. Kafasında bu düşünceleri altında. Bizim tamamen yok etmemiz lazım. O görevine odaklanabilmesi lazım. Bu bizim yargımızın içinde bulunduğu yapısal sorunların bize neden olduğu bir yani maalesef. Şöyle annesi, şey bakın annesinin olduğu yerde ateş açıyor polislere ve annesini de vuruyor zaten. Yani öyle bir baskı altında atış yapan ya da ona karşılık verecek polislerden bahsediyoruz. Yani buraya, saldırdığında bence polisin bertaraf etmesi lazım. Şimdi burada aslında konuyu böyle eğer ayırırsak birbirinden evet. çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum ben. Şöyle Buyurun. Ki bir, buradaki kolluk kuvvetinin müdahalesi konusu ayrı bir aslında bizim olayımız. Tabii. Buradaki temeldeki bizim problemimiz şu aslında. Demek ki bizim emniyetteki kardeşlerimizin eğitimi noktasında yeterince eğitim vermeden sahaya çıkartıyoruz. Biraz önce arkadaşımız söyledi. Bir kolluk mensubu ne zaman silah kullanacağını müteahhit defalarda pratik yaparak öğrenmesi lazım. Tereddüt etmemesi lazım. Ama bu bir anda olacak bir şey değil ki bu. Tabii. Bu polis okullarındayken bunun öğretilmesi lazım. Bugün Türkiye'de polis alırken de bir şuna bakıyoruz. Yani diyelim ki çocuk işte öğretmenlik okulundan mezun veya 4 yıllık bir fakülteden mezun, bu çocuğu polis olarak alıyoruz. Kısa bir eğitime tabi tutuyoruz ve sahaya bırakıyoruz. Evet. Bu çocuğun ne yapacağı bu kadar zaten. Daha başka bir şey yapamaz. Bizim aslında yapısal problemlerimizden bir tanesi bu. Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinin eğitimi konusunda farklı bir şekilde bizim yaklaşım sergilememiz lazım. Bir tanesi. İkincisi de çok özür diliyorum. Estağfurullah. Bakınız zaten buradaki konu nereden kaynaklanıyor? Bir tanesi bu kişi belli ki suç makinesi değil mi? Birçok suç kaydı var. Uyap'ta biz bunu görüyoruz kardeşim. Doğru. Ve biz bunu kalkıp da adli kontrol şartıyla da ilgili birime de iletiyoruz. Peki bu kişinin takip edilmesi kime bağlı? Kim yapması lazım bunu? Bunu ilgili kolluk birim yapması lazım. İlgili Adalet Bakanı ilgili birim yapması lazım. Adli kontrole bakan birim bunu yapması lazım. Bir de mesela bizim bu işlerde... Biraz önce söyledim. Evet. Yani o takibat, karakola gitme, imza atma kısmı çok açık bir şekilde başka bir şey takip edilmemiş. Tabii, yani burada sadece sorumluluğu kolluğa ya da adli makamlara yüklemek değil, sistematik bir problem var. Buradaki biz kişilere aslında konuşmuyoruz. Evet. Bakın sistemi konuşuyoruz. Bu kişinin 19 tane suç kaydı olduğunu görüyoruz değil mi dosyada? Doğru. Ha, o zaman bu işe bakan, bu kolluk, oradaki karakol amiri baktığı zaman bunu demesi lazım ki bu kişi tehlike arz ediyor. Bu kişi her zaman göz atmaması lazım. Göz attığı kastım her zaman denetime tabi tutması lazım. Şimdi, ama ne yapmışız? Biz bunu yapmamışız. Zaman zaman polislerle, emniyet amirleriyle ya da sokakta görev yapan polislerle konuşuyoruz. Siz de konuşuyorsunuzdur, denk geliyorsunuzdur. Özellikle şöyle bir şey var. Uyuşturucu ile ilgili suçlarda, yani olayın başka bir boyutu. Siz başka bir pencere açtınız ama uyuşturucu ile ilgili ki bu olayda da uyuşturucu şüphelisi, torbacı diye tarif edilen birisi var. Ağır suçlar işlediği şüphesi var. Polis bunları yakaladığını ama tutuklamanın bir tedbir olarak doğru biçimde uygulanmadığı tartışması var. Yani biz yakalıyoruz, teslim ediyoruz, bunlar serbest kalıyor. Şimdi biraz sonra örneklerinde göreceğiz. Yakalanıyorlar, serbest bırakılıyorlar. Doğru mu? Şimdi zaten aslında bir olay da buradan kaynaklanıyor. Türkiye'de uyuşturucu konusu son zamanlarda maalesef ağır bir şekilde toplumsal bizim travma haline dönüşmüş durumda. Yani burada asıl bir uyuşturucu baronları var. Bu işin büyük patronları var. Onları hiç görmüyoruz biz. Hiç onlardan bahsetmiyoruz. Ama çocuklara kullanılıyor ve biz sadece bu sineklerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Ya da onlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Daha sistem bir saat problem boyunca var. O konuyu evet. anlattık. Evet, evet. Yani buradaki temeldeki problem bizim. Ya bu kadar çok uyuşturucu bu Türkiye'ye nasıl giriyor kardeşim? Kim bunu sokuyor? Bunu bu çocuk mu sokar? Sokabilir mi çocuk uyuşturucu? Tek başına Hayır, tek sokamaz. Başına yapamaz bunu. Belli ki bunun bir organizasyon kabiliyeti var. Aslında bakın biraz önce programın başına söylediğim. Türkiye'de olması gereken en önemli konu adli kollukla önleyici kolluğun ayrılması lazım. Türkiye'deki önleyici kolluk ve adli kolluk bugünkü polislerimizde. Yani aynı sistemin evet. içinde evet, görev yapıyorlar, içinde. Ayrıştırılması daha da gerekiyor. Daha başka bir şey daha söz konusu şeydeki. Bakınız mesela diyelim ki İstanbul Emniyeti'nde uyuşturucu konusunda belli bir artık bilgi sahibi olmuş olan çocuğumuz, yani emniyet mensubu bir süre sonra rütbe alıyor, başka bir ilgi gönderiyor, başka bir iş yapmaya başlıyor. Ama buradaki bilgi birikimi sona eriyor. O yüzden Türkiye'deki yapılması gereken iş adli kolluk ve önleyici kolluğun ayrılması lazım.
Ve uzmanlaşmak lazım. Şu görüntülerde gördüğümüz şey önleyici kolluk değil mi? Evet. Önleyici kolluk. Sokakta iki kişi kavga ediyor. Hemen bakalım. Uzun süre uyarıyor aslında. Yine bacağı hedef alıyor, evet. Görüyorsunuz sokaktaki. Doğrusunu yapıyor. Asayiş polisi. Tabii buradaki işlem doğru yani polisin polis açısından suçun bertaraf edilmesiyle, evet, sonuçlandığı etkisi için. Etkisi etmek bu. Evet. Ben bu görüntüleri Erdal Bey'le de bir kısa bir konuşup sonra sözü Mehmet Bey'e vereceğim, evet, ama yine soracağım. Evet. Evet. Polis yakalıyor, savcı ya da hakim serbest mi bırakıyor? Bu kısmı çok tartışılıyor çünkü. Erdal Bey, siz görüntülere baktığınızda, gerçi biraz önce söylediniz ama bu standart açısından bizde çok rastlanan bir görüntü bu. Bakınca ne görüyorsunuz? Şimdi ilk olarak Ramazan Bey bence çok güzel yerlere değindi. Mehmet Bey de aynı şekilde. Şunu hemen altını çizeyim. Eğer Türkiye Cumhuriyeti isterse ben her zaman gelip polislere bu müdahale konusunda farklı bakış açısıyla adil bir şekilde, objektif bir şekilde yasalar çerçevesi içerisinde eğitim vermeye hazırım. Aynı zamanda savcı ve hakimlere, şimdi şeridimden dışarı çıkmak istemiyorum. Savcı ve hakimlere, savcılık, hakimlik eğitiminden bahsetmiyorum. Sadece bu konularda onlara da farklı bir bakış açısı getirmeye hazırım. Nedir? Senaryolara tabi tutarım. Farklı olaylar gösteririm. Tamamıyla bakış açınız değişir. Burada izlemek farklı, işin içinde olmak tamamıyla farklı. Nasıl bir bakış açısı o? Tabii. Efendim? Nasıl bir bakış açısı o? Fark olan, yani farklı kısmı nedir? Çok çok kolay. Şimdi bir açık açık söylüyorum, ben hiçbir şekilde isim vermeyeceğim. Dün bir savcı abimizle kısa bir muhabbet ettim. Savcı abimiz bana dedi ki, bir kişi elinde bir kruçka olsun, uzaktan bir polis ya da bir vatandaş bunu görsün, onun gerçek mi sahte mi olduğunu bilemediği için, evet, direkt müdahale ederse silahla ceza almaz. Ama bir polis bir metre iki metre ötesindeyse, direkt onun kafasına ya da göğsüne sıkıp o kişi etkisiz hale getirirse ceza alır. Çünkü onu eliyle daha etkisiz hale getirebilme şeyi vardı. Bilmem ne falan. Ben şöyle Burada bir yanlışlık var ama düzeltmek lazım. Bir yanlışlık işte olduğunu söyleyince, evet, buyurun. İlçesi çerçevesinde böyle bir şey söz konusu olamaz. Eğer kalkta bir şey kolluk görevlisi elinde silah olduğunu birisi varsa ve bu silahı da kullanma gibi bir niyeti varsa, bir hareketi varsa, kolluk görevlisi derhal o konuda etkisiz hale getirme hakkına sahip. Ramazan Bey, o yüzden çok güzel söylediniz. Onun yargılanması ayrı bir konu. Yalnız şunu ben size söyleyeyim. Biraz önce Mehmet Bey'in söylediği çok güzel bir şey var. Hiçbir kolluk görevlisi, hiçbir savcı, hiçbir mahkeme ne medyanın ne sosyal medyanın etkisine kalmadan sadece maddi gerçeği eğer biz yönelmiş olsak biz bu problemleri çözeriz. Evet, hiçbir şekilde. Yani somut olayda, evet, değerlendirmiyor. Burada kalkıp da işte bu da eşittir eğitimden geçiyor. Yani bizim bir eğitimli polisimiz ya bana ne olacak, işte savcımı çağıracak, hakimi çağıracak, sosyal medyada ne olacak demek yerine, bunu düşünmek yerine, bu çünkü eğitim işi, orada giren yapmış olsa biz bugün bunu konuşmamış olacaktık. Ancak, evet, burada maalesef yeterince bir eğitim verilmeyince çocuklara hakkı nedir? Yani polis vazife sahip kanununda ne kadar çok görev yetkisi vardır? Ceza muhakemesi hukuku nedir? Nasıl kullanılır? Bilmiyorsa orada işte tereddüt etmeye başlıyor. Erdal Bey'in, o zaman Erdal Bey'in söylediğinde ben poliste, hatta savcılarımızda da böyle bir tereddüt olduğunu anlıyorum ki buna dair şeyleri de biz görüyoruz. Aslında bir tereddütten bahsediyor. Tereddüt olaylarda. Pardon. Öyle değil mi Mehmet Bey? Erdal Bey'in söylediğinde tehdit algısının uzaktan baktığında gördüğüyle yakından baktığında gördüğü arasında, evet, fark varsa yani somut olaya göre değişiyor. Ona göre de farklılık olabileceğini söylüyor. Evet. Ben dikkati şuraya getirmek istiyorum. Biz mahkemelerde yargılanmış, mahkum olmuş, hapishanelere konulmuş olan suçluları serbest bırakmıyor muyuz? Bırakıyoruz, evet. Örnekleri de var. Biraz sonra grafikte göstereceğim, belli, süremiz yeterse. Yatarı olmayan diye bir şey çıktı. Yani hapis cezası öngörüyor kanunlar. Evet. Ama diyoruz ki yatarı olmayan suçlar diyoruz. Yani 2 yılın altı olan suçlar. Mahkum olsa bile o cezaevine insan asla şeye girmiyor. Cezaevine girmiyor. Belki adli kontrol şeyi oluyor. İşte Yunus Emre geçti. Şimdi şöyle geri dönelim bakalım. Geçtiğimiz 5 yılda, 10 yılda ne kadar çok suçluyu aramıza serbest bıraktık. Bu 5 yılda, 10 yılda aramıza serbest bıraktığımız suçlulardan dolayı kamuoyu, o 19 yaşındaki genç katil ne düşünmüş olabilir? Çok normal olarak şöyle düşünecektir. Ya ne fark eder ki? İdama bile mahkum olsam şu kadar sene sonra yatar çıkarım. Ya da şöyle bir şey olsa ben serbest bırakılırım, dışarıda olurum der.
Bu cezasızlık algısı izninizle... Çok özür dilerim. Tam söylediğiniz şeyle ilgili bir grafik bilgimiz var. Olabilir. Çok da kısa süre önce oldu. Onu verelim arkadaşlar. Şu cümlemi bitireyim. Cezasızlık algısı toplumda çok büyük bir tehlike. O zaman ne yapıyoruz? Biz yargıda olacak olanları, hakim ve savcının yapacağı işleri bırakıyoruz. Hiç dikkate almıyoruz. Sadece polisin bize ne yapabileceğini dikkate alıyoruz. Job yersek diyoruz falan gibi adaleti polisin eline teslim etmiş oluruz. Ama Ramazan anlattı, polisin iki tane işlevi var. Suç işlenmesini önlemek, işlenmiş suçun sanıklarına mahkeme önüne çıkarmak. Bizde tam bu noktada olması. Şöyle bir durum var. Cinayet işleyip 15 yılda serbest kalan, cezaevinden tahliye olan kişiden mesela bahsediyoruz. Evet. Bunun çok örneği var. Ajanslardan da her gün iki tane, üç tane bunun haberi düştüğü günler olur. Bu 31 Ağustos tarihli bir vaka. Evet, Karabağlar'daki, tam doğru hatırlamışım. 31 Ağustos Karabağlar. 15 yıl cinayet suçundan içeride yatıyor. Uyuşturucu da var doğal olarak. Öncesinde öyle bir alışkanlığı da var. Çıktıktan sonra uyuşturucuya devam ediyor. Uyuşturucu parası için yaptığı şeyler. 3 tane gasp. Bütün İzmir'i birbirine kattı bu şahıs o gün. Cezaevinden arkadaşıyla buluşuyor, taksisini gasp ediyor. Arkadaşını sonra silahla vurarak öldürdü. Aynı gün başka bir aracı gasp etti. Sonra gasp ettiği araçta bir markette bir kız çocuğunu vurdu. Market görevlisini vurdu. 16 yaşındaki kız ağır yaralandı. Marketi yağmaladı. Arkasından da yakalandı. Yani bu bir örnek sizin söylediğinizde. Orada da ceza yeterli mi diye tartışıyordu. Yakını öldürülen bir insanın bir hakkı var. Bütün hukuk sistemlerinde onun kısasını almak, intikamını almak, cezasını vermek gibi bir hakkı var. Biz medeni toplum haline geldiğimizde bu hakkı diyoruz ki kendi kendine bu hakkı almayacaksın. Senin adına bu hakkı alan devlet gücü var. Devleti onun için kuruyoruz. Devlet gücü alıyor, yakalıyor. Diyor ki bu tür suçları işleyene bu cezayı vereceğim diyor. Senin diyor acını hafifletir falan diyor. İşte alıyor, atıyoruz onlar hapse. Tam yıllarca uğraşıyoruz. 10 sene, 20 sene uğraşıyoruz bir davanın sonucunda. Atıyoruz hapse. 25 sene, 30 sene hapiste yatacağını düşündüğümüz bir insan 10 sene sonra çıkıyor. Nerede kaldı benim hakkımı devletin alması? O zaman şöyle bir şeye doğru gitmiyor muyuz? Biz devlet olmamızı bıraktık. Yargıyı falan da bakmıyoruz. Kendi adaletimizi kendimiz bulacağız diye. Şimdi bu uyuşturucu ve benzer suçlarda onlar örgütlü suçlar. Tabii devletin ve birisi hukukun caydırıcı yapıyor, olması lazım. Birisi öyle yapıyor, böyle yapıyor, kendi şeylerini buluyor. Böyle biliyorsunuz insanlar vuruyorlar. Geçen gün Şişli'de 3 tane insanı vurmuşlar mesela. Doğru. Onlar kendi adaletlerini arıyorlar. Ama sıradan vatandaşın, yani burada işte polis görevlisi şehit kızımız, başkaları olsun, tamam. Bunlar bir suça maruz kaldıklarında adalet hissi de duyabilmeleri için şundan emin olmaları lazım. Bu kişiye hak ettiği, kanunun verdiği ceza verildi, onu çekecek. Ama biz ne yapıyoruz? Hapishanelerimiz doldu, suçluları serbest bırakalım. Bu olmaz. Peki, şimdi aslında cinayet suçunda, Ramazan Bey geleceğim ama çok önemli. Hukuki çerçevede çok doğru konulara temas ediyoruz belki ama cinayet suçundan 15 yıl yatıyorsunuz infaz rejimiyle birlikte. Sonra çıkıyorsunuz kaldığınız yerden. Mesela cinayet suçunu işlediniz. O toplum, yani açık cezaevinde geçirilen süreler, ihalelere bakmalar var. Biliyorum çok uzun prosedürler onlar ama 15 yılda çıkıyorsunuz, sonra sebep olduğunuz manzara bu. Şimdi bunu ortadan kaldıran ya da bunu engelleyecek bir sistemimiz yok mu bizim? Herkes bunu merak şimdi ediyor. Sonuç itibariyle şu... Ramazan bir cümle rica buyurun, edeceğim abiciğim. Buyurun. Şimdi bizim hapishane diyoruz, cezaevi diyoruz, tutuk evi diyoruz. Evet. Amerika'da correction houses diyorlar. Yani düzeltme evleri diyorlar bu şeylere, insanlara. Yani suç işleyen insana toplumun içerisine çıkabilecek hale getirme süresi gibi öngörüyoruz bunları. Ama bu süreleri kanunlarımızda diyoruz ki 30 sene sürer bu iş, bunun adam edilmesi. Ondan sonra diyoruz, sonra bir kanun çıkarıyoruz, bir işte şey geliyor, yara af gibi bir şey. İktidar geliyor, diyor ki ya 15 yıldan sonra salıverelim bunları. Ne hakkı var? Burada olduğu gibi. Ne hakkı var yöneticilerimizin böyle bir şey yapmaya? Evet. Onun için... Buyurun Ramazan Bey, süremiz de daralıyor. Meselemiz çok derin. Evet. Sokaklarda kanunların geçerliliğini sağlayacak olan şeyler, mahkeme salonlarında... verilen kararların tam o zaman infaz edilmesiyle olur.